En son Barton Üniversitesi'nde 2019 yılında başladığımız bir proje var. Kamu israfını ortadan kaldıran, kökten çözen dijital sanal bir elektronik sistem geliştirdik. Halen uygulanıyor. Birçok yerde ödül aldı. Ama gelin görün ki bir türlü başka bir kurum talep ettiği halde bunu bir türlü başka kurumlarda kullanma imkanını bulamadık. İlgili kurumlara ulaşmaya çalışıyoruz ve mümkün olduğu kadar kullanılsın. Bir beklenti söz konusu değil. Tamamen karşılıksız bir şekilde kurumlar alsın, kullansın, uygulasın, tasarruf etsin ve böylece bu problem çözülsün çabası içerisindeyiz. Burada da bir takım teknik konuları arz edeceğim ama çok teferruata da sizleri dahil etmek istemiyorum doğrusu. Yormak istemediğimden dolayı. Yoksa zaman çok kıymetli. Daha detaylı arz edebiliriz. Özellikle sizin kıymetli zamanınızı zorlamamak adına. Şimdi israf, Türk Dil Kurumu'nun bir tanımı var. İsraf nedir? Gereksiz yere para, zaman, emek harcanması veya atı tutulması olarak tanımlıyor. Bir de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an yolu tefsirinde bir tanım var. Orada diyor ki önce iktisadı tanımlıyor. Diyor ki mutedil davranma, mutedil davranma, orta yolu tutma ve dengede olma anlamlarına geliyor. Denge. Aslında bunun üzerinde çok durmak mümkün. Fiziki dünyada, cansız varlıklarda veya canlı varlıklarda, biyolojik varlıklarda, akılsız her şeyde bir denge var. Akılsız, Allah'ın akıl vermediği her şeyde bir denge var. Dünyada, güneşte, galaksilerde, atomda, atom parçacıklarında, artık atomun elektronlarından, protonlarından söz etmiyoruz. Atomun parçacıklarında, bizon parçacıkları dediğimiz bu veya dengenin olduğu yerde problem oluyor. Ama ne enteresandır, bu bilim dünyasında fizikte denge var, kimyada denge var, biyolojide denge var. Bütün fen bilimlerinde incelenen her şeyde bir denge var. Sinekte denge var, böcekte denge var. Buna bilim dünyası veya işte felsefe ile meşgul olanlar ekosistem diyorlar. Biraz da aslında bu dengenin sahibini örtmek maksadıyla bunu yaptıklarını değerlendiriyoruz. Bu denge insana geldiğinde Allah'ın akıl vermiş olduğu insanlarda hatta beyin fırtınası yapmak suretiyle plan yapan insanlarda bu denge bir türlü sağlanamıyor. Bu iktisadi denge, her yerde var olan iktisadi denge maalesef insanda yok oluyor. Bunu neyle izah edebiliriz? O konu çok derin mesele aslında. Bu yani herhalde insanın yaratılışındaki hikmetin burada gizli olduğunu düşünüyorum. Yani benim şahsi kanaatim insan niçin yaratıldı? Burada tercih yapma yetkisi, yeteneği olan, diğerlerinde akıl yok, irade yok. Tercih etme imkanları yok ama bir insanda tercih etme yeteneği var. Bu verilmiş insana. Tercih yaparken dengeyi kurmak yerine aslında hedefi denge olsa ve dengeyi sağlasa çok rahat edecek. Burada da rahat edecek, öte tarafta da rahat edecek ama dengeyi kendi eliyle yok ediyor. Kendi ailesinin iktisadi dengesini bozuyor. Kendisinin kişisel iktisadi dengesini bozuyor. Efendim devletin, toplumun dengesini bozuyor. Çevrenin dengesini bozuyor. Dünyanın dengesi, insanlığın dengesini bozuyor. Dolayısıyla her şeyi bozan bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. Bunun sebebini düşündüğümüz zaman bunun arkasında yatan temel mesele aslında Kur'an-ı Kerim bizim insan ve insanlık için gönderilmiş olan bir prospektüs. Yaratıcı bizi dünyaya getirirken fiziki, kimyasal, biyolojik bütün yaratıkları insanla beraber yaratırken neyin dengede nasıl denge sağlanacağı meselesini çok güzel ayetlerle
verdiği mesajlarla çok güzel izah etmiş. Ama biz bunu ne anlıyoruz? İnsanlık olarak söylemek istiyorum. Anlayanlar vardır mutlaka ama anlayanların dünyadaki bu denge üzerindeki etkisi maalesef şimdi bugünkü şartlar altında çok çok az. Bu da bizim için çok büyük problem. Bunu kuvvetlendirmeye çalışmak o bilenlerin görevi diye düşünüyorum. Şahsen bunu arttırmanın çaresini araştırmak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi Allah Ali İmran suresinin 134. ayetinde diyor ki muhsinler yani kulluğunu en güzel şekilde yapmaya çalışanları severim diyor. Yine Araf suresinin 31. ayetinde Cenab-ı Hak yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz diye buyuruyor. Ve Allah israf edenleri sevmez diyor. Yani israf haramdır demek istiyoruz. Yani bunun manayı Allahu yuhibbul muksitin diyor. Allahu yuhibbul muksitin diyor. Nerede? Mümtehine suresinin 60. ayetinde. Ne diyor? Allah muksitleri sever diyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilgili kaynağına baktığımız zaman muksit Allah'ın güzel isimlerinden bir tanesi ve iktisatla ilişkili diyor. Yani iktisat edenleri seviyor diyor. Çok önemli bir mesaj bu aslında. İktisat etmeyenleri demek ki sevmiyor. Zaten Allah israf edenleri sevmiyor demek de bunu da burada teyit ediyor. Peki böyle olmasına rağmen israf neden var? Her şeye rağmen niçin israf ediliyor? Bugün dünyada bütün çevresel problemler veya küresel ekolojik sistemdeki dağınıklıklar, çarpıklıklar, büyük felaketler, işte ozon tabakasının delinmesi, mevsimlerin değişmesi, küresel ısınma, küresel ısınmanın yansımalarının sebebi nedir diye düşündüğümüz zaman bunun arkasında benim tespit edebildiğim kadarıyla mutlaka siz daha iyisini, daha ilavelerini de düşünebilirsiniz. Başında eğitimsizlik geliyor. Özellikle manevi eğitimsizliğin etkisi çok kuvvetli bir şekilde karşımıza çıkıyor. Osman Çakmak hocam burada %100 haklı. Marif meselesi ön plana çıkıyor. Düşük kaliteli ve bilinçsiz üretim faaliyetleri etkiliyor. Lüks hayat anlayışı, gösteriş düşkünlüğü, ihtiyacın önüne modanın geçmesi, aşırı bir moda özentisi var. Gereksiz olan şeylerin ihtiyaç olarak algılanması, ihtiyaçları başkalarının belirlemesi, israfı körükleyen bir takım reklamlar, aşırı reklam yüklemesi var. İnsanların beyni adeta reklamlarla doluyor. Reklamın etkisiyle insanlar robot gibi yönetiliyor. Tüketim, aşırı tüketim, çılgınca bir tüketim yarışı başlıyor. Ayrıca bugün küresel kapitalist sistemin tüketim toplumu meydana getirmekle ilgili dayatması bunu etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi. Türkiye'de baktığımız zaman en çok israf edilen maddelerden bir tanesi gıdalar. Atık miktarı ile ilgili rakamları verirsem zannediyorum bunun ne derece önem arz ettiğini arz edebilmiş olacağım. 1995 yılında Türkiye'de 17 milyon ton gıda israfı var. 2015'te bu 32 milyona çıkıyor. Neredeyse iki misli. 2023 yılında 38 milyona çıkıyor. Bugün ne olduğunu bunu tespit etme imkanımız yok. Bu demektir ki trend yukarıya doğru. Her sene daha çok gıda israf ediyoruz. Ve dünyada insanlar açlıktan ölüyor. İkinci israf konusu su meselesi, su israfı. Biliyorsunuz dörtte üçü sularla kaplı olmasına rağmen yalnız %3'ü kullanma suyu olan dünyamızın yakın gelecekte en büyük meselesi susuzluk olacak diyor fütüristler. Gelecekte su savaşlarından söz ediyorlar. Ülkemiz peki su zengini bir ülke mi? Hayır. Fakiri olan ülkelerin arasında yer alıyor. Ama Türkiye'de maalesef aşırı derecede su israfı da söz konusu. Şimdi
Efendimizin ırmağın kenarında olsanız bile suyu israf etmeyin şeklindeki buyruğunu hatırlayınca tüylerim diken diken oluyor. Hakikaten ne kadar yerinde, ne kadar doğru, ne kadar ideal bir tespit ve aynı zamanda evrensel bir mesaj olduğu ortaya çıkıyor. Bakıyorsunuz giyim ve mefruşat eşyası israfı almış başını gidiyor. İnsanlar güzel görünmek, statü göstergesi gibi keyfi olarak nitelendirilebilecek ihtiyaçları giyimde ön plana çıkarmış. İhtiyaçtan değil, gösteriş için. Bu durum beraberinde alışveriş bağımlısı tüketicileri karşımıza çıkarıyor. Dünyada bir kişi başına 11 parçaya ulaşan ve dünyada 80 milyar civarında kıyafet üretildiği tespiti yapılmış. Ve bugün sürekli artıyor. Birkaç yıl içerisinde bunun %60 daha da artacağı tespiti yapılmış durumda, tahmini yapılmış durumda. Sadece Çin'de tekstil üretiminde 20 milyon ton civarında bir tekstille ilgili bir atık miktarından söz ediliyor. Bu israfın boyutlarını gösteren bir rakam. Bir diğer şey enerji israfı. Değerli hocalarım, enerji israfı aslında diğer israfların hepsinin üzerinde bir öneme haiz bugünkü şartlar altında. Bugün enerjinin kullanılmadığı hiçbir üretim sektörü olmadığı gibi hiçbir tüketim alanı da yok. Yani enerjisiz hayat neredeyse imkansız. Cep telefonundan tutun her şey ama her şeyi enerjiyle ihtiyaçları karşılıyor. Ama bak, gelin görün ki enerjide müthiş bir israf var. Enerjiyi etkin, verimli, ekonomik kullanacak bir insan yapısı, insan zihniyeti Türkiye'de mevcut değil. Kaldı ki mesela Türkiye'de enerji kaynaklarının, daha doğrusu enerji tüketiminin %70'i dışarıya bağımlı. Yani yurt dışından ithal ettiğimiz petrol ve diğer enerji kaynaklarıyla biz ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Kendi kaynaklarımız bize yeterli gelmiyor. Ama israf etmede de hiçbir mani düşünmüyoruz. Bir diğer mesele de kamu sektöründeki israfın boyutlarıyla ilgili konu. Demin ifade ettiğim gibi toplam israf, toplumun toplam israfı iki şeyden oluşuyor. Birincisi kamu israfı, ikincisi halkın israfı. Aslında kamu israfıyla halkın israfının toplamının içindeki paylarına baktığımız zaman en büyük israf maalesef tedbir almakla yükümlü olan kamu sektöründe karşımıza çıkıyor. Oldukça yüksek bir kamu israfıyla karşı karşıyayız. Bu neden oluyor peki? Bu kaynakların aslında halk için, millet için, devlet için harcanması gerekiyor. Türkiye'nin israf karnesine baktığımız zaman birçok kaynakta karşımıza israfın diz boyu olduğu, verimsiz ve kaynakların etkin kullanılmadığı karşımıza çıkıyor. Türkiye'de israfa, savurganlığa, verimsizliğe, etkinsizliğe ve kaynakların kamu yararı dışında kullanılması ile ilgili birçok örnek, birçok rapor karşımıza çıkıyor. Aşağı yukarı 50 senelik bizim akademik çalışmalarımız ve idari çalışmalarımız esnasında edindiğimiz tecrübe, bugün Türkiye'deki iktisadi krizin en büyük sebebi aslında kamu sektörünün uyguladığı israfçı ekonomi politikası olduğu karşımıza çıkıyor. İsrafın boyutları o kadar çok ki enflasyonu durdurmak için devlet halka bir takım kemer sıkma politikalarını uyguluyor ama maalesef kendi kemerini sıkma noktasında yeterli başarıyı gösteremiyor ve sınıfta kalıyor. Değerli hocalarım, Osmanlı İmparatorluğu'nun ve imparatorluk kavramını tırnak içerisinde ifade ediyorum. Aslında büyük Osmanlı Devleti'nin çökmesindeki en büyük sebeplerden bir tanesi Allah'ın takdiri muhakkak ama sebep olarak baktığımız zaman bu israf ve aynı zamanda kamu açıkları olduğu, bütçe açıkları olduğu ve
gelirlerden çok harcama yapmak suretiyle devletin kaynaklarının heba edilmesi olduğu karşımıza çıkıyor. Tabii burada dış faktörlerin etkisini göz ardı etmemiz mümkün değil. O Düyun-u Umumiye'nin ilanında Avrupalı tüccarların ne kadar etkili olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Herkes bunun farkında. Ama eğer devlet yeterli tedbiri almış olsaydı ve kaynakları yerinde kullanmış olsaydı bu sonuç ortaya çıkar mıydı? Benim şahsi kanaatim büyük ihtimalle Allah bilir ama Osmanlı Devleti bu çöküşü yaşamayacaktı. Bu bir kader tabii ama kader sebeplerle tahakkuk ediyor malumuz. Maalesef devletin bütçe giderlerini arttırıyor, faiz artışına sebep oluyor. Kamu açıklarını büyütüyor, kamu açıklarının büyümesi yeni vergilerin alınmasını gerektiriyor. Yeni vergilerin konulamaması dolayısıyla bütçeler açık veriyor. Açık verdikçe borçlanıyor. Borçlandıkça devlet ve borçlandıkça daha yüksek faiz veriyor. Yani faiz borç kısır döngüsü içerisinde maalesef devlet maliyesi bir türlü sırtını doğrultamıyor. Yani ve kendine gelemiyor. Problemlerini çözemiyor. Vergi artışıyla da bu meselenin çözülmesi mümkün değil. Her zaman şunu arz ediyorum, özellikle altını çizerek ifade ediyorum. Maalesef devletin aldığı aslında vergiler, gelirler Türkiye'de çok az değil. Vergi yükü itibariyle dünyada iyi bir noktadayız. Ama buna rağmen bütçemiz o kadar devasa açıklar veriyor ki bu açıklar bizi eninde sonunda yine faizlere bulaştırıyor, faizin yükünü arttırıyor. Ve sonuçta halk bunun faturasını ödüyor. Ben bunu bir havuza benzetiyorum. Hazineyi bir havuza benzetiyorum. Bu havuzun istediğiniz kadar üstünden musluklarını açın, vergileri, harçları, resimleri, gelirleri buna benzetecek olursak, bir musluğa benzetecek olursak bu musluğun sayısının artmasından ziyade altına bakmak lazım. Havuzun altı kevgirse bu havuzun su tutması mümkün değildir. Türkiye'deki hazinenin vaziyeti aynen böyledir. Altı kevgir, altında büyük bir açık var, büyük bir kayıp var. Sürekli tutmayan, kaynakları heba eden, kaynakları verimsiz kullanan bir yapımız söz konusu. Bunu çözemediğimiz sürece problemi halletmemiz mümkün değil. Bu problemi çözecek mesele o kadar zor da değil. Aslında bununla ilgili devlet büyüklerimiz de meselenin farkında olduklarını özellikle belirtmek istiyorum. Bakın, şöyle ifade ediyor. Diyor ki, israfın önünü alsak bizden vergi almamıza gerek kalmaz. 13 yıllık iktidarımızın her tarafı altın yazılarla başarıyla doludur ama israf konusunda karnemiz kırıktır diyor. Altını çiziyorum. Son derece doğru, son derece yerinde bir tespit. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın basına yansıyan şöyle bir ifade var. Çok doğru bir tespit. Hala obez bir devlet yönetimine sahibiz. Devletin büyük olması, güçlü olması farklıdır. Obez olması, hantal olması, verimsiz olması daha farklıdır. Devletimizi obezlikten kurtarmalıyız diyor. Niyetler çok iyi. Aslında gösterilen hedefler de fevkalade iyi. Ama bunu bir türlü tahakkuk ettiremiyoruz. Bunun nedeni biraz sonra arz edeceğim. Çok açıktır ve aslında çözülmesi de çok kolaydır. Çok kolay olduğunu fiilen yaptığımız projede tespit ettik. Bunları size arz edeceğim. Önlenememesinin bir takım sebepleri var tabii. Bir defa israf, usulsüzlük ve yolsuzlukların temelini de teşkil ediyor. Yani usulsüzlük, yolsuzluklar, israfı tahrik eden, teşvik eden, önlenemez hale getiren unsurlardan bir tanesi.
Kamu harcamalarında şeffaflığın az olması, kamuda personel istihdamında ehliyet ve liyakata uyulmaması, yine kamu yatırımlarda planlama kapasitesinin düşük olması ve var olanın da yeterince kullanılmaması çok çok önemli bir şey arz etmek istiyorum. Aslında Sayıştay Onursal Başkanım da eminim buna katılacaktır. Türkiye'de en büyük problemlerden bir tanesi, en sıkıntılı bir problem şudur. Türkiye'de rasyonel bütçe yoktur. Hemen hemen yok denecek kadar azdır. Bütçelerin temeli tamamen sakattır. Temelsiz binanın üzerine bina inşa edilebilir mi? Mümkün değil. Katların çıkması için temelin sağlam olması lazım. Bütçe bir ekonominin temel unsurudur ama bütçeler sakattır. Neden sakattır? Çünkü bütçeyi hazırlayanlar bir defa bütçenin mantığını bilmez. Bütçenin ilkelerini, prensiplerini bilmemektedir veya bilmemezlikten gelmektedir. Veya sistem bilmeyenlerin üzerine bina edilmiştir. Onlara havale edilmiştir. Onlar yönetememektedirler. Zaten belki birçok kişinin de işine gelmemektedir. Ben meclisimizdeki bütçe hakkını korumakla yetkili olan, görevlendirilmiş olan halkın temsilcilerinin, vekillerinin, güzide vekillerinin toplandığı millet meclisinin 3 ay boyunca, ya aşağı yukarı 3 ay boyunca bütçe görüşmelerini her gördüğümde içim sızlar. İçim sızlar çünkü görüştükleri bütçenin aslında büyük bir vartası vardır, yanlışı vardır. Bu bütçe bu kadar görüşülmekle bu insanların zamanı heba edilmektedir, emekleri boşa gitmektedir ve yazık olmaktadır. Bütçeler sağlam olmadan israfı önlemek mümkün değildir. Bütçelerin sağlam olması için yapılması gereken işler var. İşte ALES sistemi bütçeyle ilgili bu problemi çözecek olan, ona dayanak teşkil edecek bir sistemdir. Aynı zamanda bu problemi de çözecek olan bir sistem olduğunu özellikle arz etmek istiyorum. Tabii sosyal güvenlik sisteminde problemler var. Ondan sonra varlık fonları, döner sermaye işletmeleri, çeşitli fonlar, diğer fonlar, bunların kayıt içinde olsa bile denetimindeki güçlükler, ciddi anlamda problemler var. Kamuda bir mal ve hizmet alımının veya yatırımın gerçekten ihtiyaçtan kaynaklanmadığından ziyade bu ihtiyaçlar aslında yetkili olmayan veya yetkili olsa bile bunun manasını, bunun etkisini ölçemeyen insanlar tarafından kara usullerle tespit edilip bu paralar harcanmakta ve kaynaklar maalesef israf edilmektedir. Kamu açıklarının en büyük sebebi budur. Onun için havuzun altı kevgirdir. Benim şahsi kanaatim kevgirdir. Bu kevgiri ortadan kaldırmak lazım. Tabii bunun sonucunda olan şey nedir? Şunu da arz edeceğim. Artan merkezi yönetim bütçesi açıkları borçlanma ihtiyacını arttırmıştır. 22 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle 3 trilyon olan merkezi yönetim borç stoku hemen 1,5 yıl sonra 2024 yılında 8 trilyona yükselmiştir. Bakın 3 trilyondan 8 trilyona yükselmiştir. Bu artış hızı herhalde size bu problemin ne kadar büyük olduğunu göstermektedir. Yani burada borç stokunun artması neyi tetikliyor? Sizler çok iyi takdir edersiniz. Faiz giderlerini bütçenin içerisinde artık faizler giderek büyüyor, şişiyor ve bu şiştikçe de diğer kalemleri, transfer giderlerini önce, daha sonra yatırım giderlerini, cari giderleri, personel giderlerini ve bütün giderlerin daralmasına sebep oluyor. Yani aslında faizin vergisini bile ödemeyen bir kesim sürekli zenginleşiyor ama onun dışındaki herkes kaybediyor.
Gelir dağılımını da bozuyor. Gelir adaletsizliğine sebep oluyor. Bunu ortadan kaldırmanın yolu nereden geçiyor? Benim şahsi kanaatim bütçenin denkliğinden geçiyor. Bütçe denkliğiyle ilgili bir çaba, bir gayret göremiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Böyle bir çaba, bir gayret söz konusu değil. Tasarruf tedbirleri genelgeleriyle bu meselenin çözülmesi ise asla mümkün değildir. Asla mümkün değildir çünkü ben yıllarca bakın şunu arz etmek istiyorum. Aslında baştan söyleyebilirdim. Yanlış anlaşılmasın. Bir şey vesilesi değil, medif vesilesi, gurur meselesi değil ama açık arz etmek istiyorum. 1977 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Maliye mezunu olduktan sonra Kara Harp Okulu'nda, sonra çeşitli üniversitelerde, sonra Milli Savunma Bakanlığı'nda bütçeyle ilgili en üst dairelerde bütçeyi takip etmiş, bütçenin tüm aşamalarında görev almış, tüm aşamalarında bütçenin hazırlanması, bütçenin onaylanması, meclisteki görüşmelerinde bulunma, bütçenin uygulanması A'dan Z'ye, bütçenin hem harcamaların yapılmasındaki bütün aşamalarda, safhalarda, bütçenin denetlenmesi boyutunda her yerde ama çok ama az görev aldım. Gördüğüm şey şu, bütçeler gerçekten fonksiyonunu ifa etmiyor. Bütün problem bu. Bunu ortadan kaldıracak bir mekanizma kurmamız gerekiyor. Sayıştay yaka sıçıyor artık. Yani Sayıştay kontrolörleri, denetçileriyle birçok yerde muhatap olduk. Son yıllarda 2019'da 23 yılları arasındaki süreçte muhatap olduğumuz Sayıştay denetçilerinin hemen hepsinin yegane problemi buradaki kayıp ve kaçakları, verimsizlikleri, etkinsizlikleri, ekonomik sizlikleri ortadan kaldıracak gücümüz yok diyorlar. Mümkün değil. Yani sadece genel uygunluk bildirimi yazmakla da bu meselenin çözülmesi mümkün olmuyor diyorlar. Ve gerçekten de ben bütün gönlümle buna inanıyorum değerli hocam. Şimdi burada bizim bu şartlar altında idari göreve gelmemizle birlikte karşılaştığımız durum şu oldu. Bizim bir sürü idari birimimiz var, fakülteler var. 10 tane fakülteler var, kaç tane yüksek okul var, enstitüler var. Enstitülerin her birisinin itamirliği, yani harcama yetkililiği var. Her birisinin bir bütçe sorumluluğu var. Her birisinin kendine has ayrı ayrı depoları var. Herkesin ayrı ayrı mal varlıkları var, harcamaları var, kayıtları, düzenleri, sistemleri var görünüyor. Ama ben bir sorumlu olarak genel sekreter olduktan sonra gördüm ki yani kimin evi, kimi cebinde belli değil. İhtiyaçlar yağmur gibi geliyor. Şu kadar bilgisayar ihtiyacı var, şu kadar cihaz, mefruşat, mobilya, araç, gereç, alet, edevat, makina, bunlara ihtiyaç var. Bunları almak için talepler geliyor, yığınla geliyor. Değerli rektörümüzle görüşüyoruz. Ya buna bir tedbir alalım diyor. Tamam, tedbir alalım da bana yetki verin dedim. Tamam, yetki senin dedi. Tamam. 2018 yılında başladım göreve. 2019 yılında sistemi kurmaya başladık. Allah'ın izniyle aynı yıl içerisinde demo uygulamasını başladık. Mart ayından itibaren demo uygulamasını başladık. Gördük ki her şeyden önce problemimiz kamu kurumlarında uygulanan kamu harcama ve muhasebe bilişim sistemi diye bir sistem var. Dijital bir sistem. Kamu varlıklarının kayıt alınmasıyla ilgili, kayıt altına alınmasıyla ilgili bir sistem. Bu sisteme herkes almış olduğu malı kaydediyor. Tamam. Kaydediyor ama ondan sonra ne oluyor? Ondan sonrası yok. Kaydediyor. Ama bu alınan mal yerinde kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu? Ne kadar kullanılıyor? Ve ne kadar kullanılıyor? Süresi ne kadar?
Bunlar sonra ne oluyor? Kayıt siliniyor. Nasıl siliniyor? İsteyen istediği zaman da kaydını silebiliyor. Kontrol mekanizması da pek yok. Artı burada herkes her istediğini alabiliyor. İhtiyaç bildiren parası da varsa rahatlıkla harcıyor. Burada bunun bir sorumluluğu var. Bunun hesabını yani Allah da sorar. Netice itibariyle bu milletin hakkı var, hukuku var. Bu hakkı fakir milletin, yetimin hakkı var. Onu korumamız gerekiyor. Diğer taraftan kurumlara bakıyoruz. Her kurumun bütçesinin içerisine kurumların bağlı birimlerinin malzeme talepleri, ihtiyaçları manuel olarak rahatlıkla yazılıyor, plansız olarak, kontrolsüz olarak karşılanıyor. Ama ondan sonra bunun kontrolü gerçekleşmiyor. Bu şartlar altında kaynak ihtiyaç dengesi kayboluyor. Savurganlıklar ortadan kalkmıyor. Yani o kayıtlara yapılmakla birlikte bu ihtiyaçlar karşılanmadığı gibi, tam manasıyla karşılanmadığı gibi bu atıl kaynaklar aktif hale getirilemiyor. Atıl depolardaki çürümeye terk edilmiş ambalajındaki mallar, çürümeye terk edilmiş olan mallar ki her kurumda var. Üstelik eski kurumlarda yani 100 yıllık bakanlıklarda veya daha büyük üniversitelerde bunların kat 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 daha fazla olduğu %100 kesin. Atıl kaynaklar aktif hale getirilmiyor. Ekonomik ömrü biten varlıklar geri kazanılmıyor. Bütçe ilke fonksiyonlarını ifade edecek hiçbir fonksiyonları söz konusu değil. Bu şartlar altında biz dedik ki bir sistem kuralım. Ama bu sistem merkezi olsun dedik. Rektörümüz de sağ olsun. Tamam dedi. Merkezi sistemi kurmaya karar verdik. Ne yaptık? 2019 yılında depoların tamamını konsolide ettik. Sanal bir depo oluşturduk. Yani fiili bir depo değil. Yani her depo yine kendi birimi içerisinde bağımsız olan depoların hepsi aslında bunlar ayrı ayrı olarak kayıt altına alındı, sisteme tanıtıldı ve sanal depoda bütün varlıklar tek tek siciliyle birlikte alınma tarihinden hangi aşamalardan geçtiğine varıncaya kadar, özelliklerine varıncaya kadar yeni mi, eski mi, defolu mu, kullanılabilir mi, kullanılamaz mı, ne kadar kullanılabilir? Bu özelliklerin tamamı da üzerinde olmak üzere bir sicil süreci ve tarihçesi de üzerinde olmak üzere. Bütün mallar, makinalar, cihazlar, araçlar, gereçler, aletler, edevatlar bunların tamamı kayıt altına alındı ve merkezi olarak genel sekreterlikten biz bunların hepsini görür hale geldik. Ve görür hale geldikten sonra sadece depolarla kalmadık. Dedik ki kişi üzerinde, çünkü bu arada kişi üzerinde olanlar var, depoda görünmüyor. Depoda yazılı değil. Efendim ortak alanlarda var. O ortak alanlardaki varlıklar da görünmüyor. Biz bunları da sanal depoya tanıttık. Öbür türlü baktık ki depolar arası depoyla ortak alanlar veya ortak alanda kişi üzerine aktarmalar yapılmak suretiyle bizim dikkatimizden kaçırılan mallar var. Dolayısıyla sistem yine bozuluyor. Bunların hepsini kayıt altına alınca artık kıpırdayacak hal kalmadı. Ve bu konsolidasyon neticesinde gördük ki depolarda her şey var. Her şey var. Ama ne kadar var? Mükerrer olarak var. Çok sayıda var. İnanılmaz kadar çok fazla var. Ortak alanlarda var. Aynı kişi üzerinde belki 10 tane bilgisayar var. Aynı kişinin üzerinde bir sürü yazıcı var ve diğer mal ve malzemeler var. Şimdi öyle olunca bu büyük bir israf kaynağı. Bunun sınırı da yok. Herkes istiyor zaten. Bir örnek vermek istiyorum. Biz bu sistemi kurmadan önce hiç unutmuyorum 200 civarında 250 tane bilgisayar aldık dağıtmak üzere. 2-3 ay içerisinde toz duman oldu, yok oldu.
Bunların hepsini kaybettik. Daha doğrusu dağıtmışız. Dağıttık ama ihtiyaçlar bitmiyor, talepler bitmiyor. Şimdi sanal depoya bir baktık, onu oluşturduktan sonra. Emin olun 600 bilgisayar karşımıza çıktı. Tam 600. Ambalajında bilgisayarlar var. Sadece depoda. Kişi üzerinde mükerrer bilgisayarlar var. Gıcır gıcır bilgisayarlar. Biz bunları kayıt altına alıp yenileri dağıtmak suretiyle 4 yıl boyunca, tam 4 yıl boyunca bir tane bilgisayar almadık. Ve hiçbir problem de çıkmadı. Bütün ihtiyaçları da karşıladık. 4 yıl boyunca bilgisayar almadık. Bütün malzemeler bu şekilde. Bir örnek olsun diye arz ediyorum. Bu o kadar enteresan bir örnek ki. Yavaş yavaş tabii bilgisayar biliyorsunuz durduğu yerde demode oluyor. Ekonomik ömründen ziyade teknik ömrü tükenen bir nesne. Bunları SSD almak, RAM almak suretiyle tümünü güncelledik, yükselttik ve ihtiyaçları karşıladık. Hiç kimse buna itiraz etmediği gibi bundan çok da memnun oldular. Çünkü eski bilgisayar takılıyor, bunun çalışması mümkün değildi. Daha önceki dönemde kiminin elinde lüks birden çok bilgisayar var, kimin elinde bilgisayar yok. Olan da çalışmıyor. Çok önemli işleri yapacaklar, yetişmesi gereken işi yetiştiremiyorlar. 2019 yılındaki konsolde depoyla bunların hepsini görür hale getirdik. Ondan sonra ALES eğitimlerini verdik. Bu personel, özellikle taşınırla ilgili personeli görevlendirdik amirleriyle birlikte. Onların hepsini topladık, toplantılarda bunları eğittik. Sonra demo uygulamasına başladık. Aynı yıl içerisinde milyonlarca lira tasarruf ettik. Yani para harcamadık. Talepler geliyor. Talepleri biz nereden karşılıyoruz? Depodan karşılıyoruz. X biriminden alıyoruz, Y birimine transfer ediyoruz. Herhangi bir problem de çıkmıyor. Ve çok daha hızlı bir şekilde alım gerçekleşiyor. Öbür türlü olsa ilan verilmesi, ilanın maliyeti, personel harcamaları, araç gereç harcamaları, taşıma masrafları, bir sürü masraf olacak. Bunların hiçbirisine gerek kalmaksızın X fakültesinden transfer ediyoruz, Y fakültesinde teslim ediyoruz. Ve birkaç gün içerisinde bunlar gerçekleşiyor. Hiçbir problem yok. Gayet rahat bir şekilde bunlar karşılanıyor. Sonra 2020 yılında sistem güncellemesine gittik. Tabii çalışma, yani bu süreç içerisinde bunların bazı aksaklıklara veya bazı ilavelere ihtiyaç duyduğumuz için bunu güncelledik. 2021 yılında Genel Sekreterlik bünyesinde bu işlere bakacak bir müdürlük kurduk. Bir de standartizasyon komisyonunu oluşturduk. Genel Sekreter yardımcılarından birisine görev verdik. Dedik ki bütün malzemeleri standart hale getirelim. Neden getirelim? Çünkü her bir personelin, amirin, mesela bir fakülte sekreterinin, bir sürü fakülte sekreteri var. Efendim oradaki memurun, oradaki dekanın, dekan yardımcısının veya bölüm başkanının kullanacağı malzemelere standart getirelim. Kullandığı makinalar, aletler, edevatlar, mevcutlar aynı özellikler olsun. Çünkü bu aynı zamanda iş huzurunu da etkileyen bir faktör. Bunu gerçekleştirdikten sonra o kadar rahatladık ki ve çok büyük tasarruf sağladık. Artık daha önce birimlerin dünya kadar yapmış olduğu, örneğin bilgisayar tamiri, yazıcı tamiri veya baskı makinesi tamirinden geçemiyorduk. Ciddi manada harcamalar yapılıyor. Büyük israflar var. Niye? Çünkü standart yok. Her birim kendisine ayrı makine almış, ayrı alet edevat almış. Bunların parçaları farklı. Kimisinin artık parçası bulunmuyor. Onu değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Bunları standart hale getirince mesele çözüldü. Artık öyle birimlerin kendisinin bakım, onarım, yedek parça alma mecburiyeti de ortadan kaldırıldı. Dedik ki burada satın alma birimimiz var ve merkezi olarak herkes ihtiyaçlarını oraya bildirsin. Bakımı, onarımı, yedek parçası merkezi olarak alınsın. Merkezi alındığı zaman da bir ihale edebiliyorsunuz.
rekabet şartları altında 1000 liralık bir şey gerektiğinde 100 liraya kadar düşürmek suretiyle fiyatı ucuza mal edilebiliyor. Bunu sağladık. Sonra 2022 yılında dijital ve otonom talep uygulamasına geçtik. Artık yazışmaları tamamen kaldırdık. Sistem üzerinden talepler merkeze gelip, ilgili müdürlüğe gelip, orada analiz edilip, ihtiyaçlar yine sanal ortam içerisinde tespit edilip, transfer edilmek suretiyle kimsenin bir yerden bir yere evrak göndermesine gerek kalmaksızın ihtiyaçlar karşılanmaya başladı. Sonra cari tutarlarla raporlama sistemini devreye soktuk. Cari tutarlarla, yani tasarruf ettiğimiz, daha doğrusu depolar arası aktarma yapmak suretiyle malzemelerin değerlerini güncel fiyatlarla takip eden bir mekanizma kurduk. O yapay zeka mekanizmasıyla gerçekleşiyor ve dolayısıyla tasarruf miktarları da bir taraftan tespit edilebiliyor. Tasarruf miktarları dediğimde şunu özellikle arz etmek istiyorum. Bu sistem sadece depolar arasındaki aktarma konusunda bir tasarruf sağlamıyor. Bu aynı zamanda çok ciddi anlamda bir caydırıcı etki meydana getiriyor. ALES'de isteğimiz ortaya çıkarsa mahcup oluruz düşüncesiyle kimse gereksiz yere mal ihtiyaç talebinde bulunmuyor. Bunu ölçmemiz mümkün değil, bir. İkincisi, bütçeler hazırlanırken, ister cari bütçe, ister yatırım bütçesi hazırlanırken, kesinlikle ve kesinlikle bütçe teklifleri daha önce tamamen kontrolsüz iken, bütçe teklifleri ALES sistemi içerisinde talepler tek tek var yok esasına göre, depolarda veya kişi üzerinde var veya yok biçiminde veya ihtiyaç bulunmakta veya bulunmamakta esası üzerinden kontrol edildikten sonra bütçeleştirilmektedir. Bakın, rasyonel bütçe o kadar ciddi bir şekilde takip ediliyor ki gereksiz bir mal, malzeme, cihaz, makina talebi söz konusu değil. Bir örnek arz etmek istiyorum. İlk yıl ALES sistemi kurulmadan önce bir yatırım bütçesi hazırlayacak birimler bir fakültemizden malzeme talepleri geldi. Malzeme taleplerine bir baktık, makine ve cihazlar var. Makine cihazların içerisinde her bölüm başkanı aynı malzemeyi mükerrer olarak istemiş. Mükerrer olarak aynı malzeme, aynı isim, aynı standart, aynı fonksiyona ifade ediyor. İnanın, bu malzeme her sene alınmış. İlgili müdürlüğe telefon ettim. Dedim ki, ya hocam dedim, bu malzeme, mesela bir tanesi etüf. Peki dedim, her bölüme ayrı ayrı lazım mı? Hayır dedi. Sadece bir tane olsa yeterli. Çok mu gerekli? Yok, çok da gerekli değil dedi. İyi dedim. Peki bugüne kadar alınanlar ne oldu? Ya hocam dedi, demeyin gitsin dedi. Bizim dedi araştırma merkezinde her tarafta etüv var dedi. Her tarafta. Hatta merdiven altlarında etüvden geçilmiyor dedi. Merdiven altlarında etüvden geçilmiyor dedi. Bu etüvlerden başımız belada. Yani bakın, çok enteresan bir israf örneğini arz ediyorum. Ve biz şimdi bu sistemi kurduktan sonra asla böyle bir şeyin geçmesi mümkün değil. Çünkü zaten biz envanterimizde olanları görüyoruz, istekleri görüyoruz. Üstüne üstlük böyle bir teklif artık gelmez oldu. Böyle bir teklifin gelmesine imkan kalmadı. Peki bu etüv gibi şeyler o kadar çok ki sayısızca örneklerini vermemiz mümkün. Bu süreçte toplantılar, eğitimler yaptık. Ha, sistemi biraz da modülleri itibariyle kısaca arz etmek istiyorum. Yani affınıza sığınarak, çok zamanınızı da almadan arz etmek istiyorum. 7 tane, pardon, 5 tane dış modülü var. Bunlar entegre çalışıyor. Birbiriyle tamamen entegre. Çarklar biçiminde birbiriyle ilişki içerisinde. Dış modüllerin bir tanesi
öğrenci bilgi sistemi. Buradaki verileri otomatik olarak alıyor. Otonom çalışıyor. Personel bilgi sistemi. Personel daire başkanlığından veriler otonom olarak alınıyor. Gerçekten o personelin üzerinde o varlıklar var mı yok mu ve bir de görevinin icabı mı? Görevi onu gerektiriyor mu? Malzemeyi gerektiren bir iş yapıyor mu, yapmıyor mu? Sonra Meksis sistemi var. Binaların yani her bir fakültenin, her bir idari binanın, her bir laboratuvarın kapasitesinden tutun metrekaresine, açık alanına, kapalı alanına, bunların tümünü hatta buradaki ışıklandırma sistemine, ışıklandırma derecesine, buradaki ses yalıtım sistemine ve yeterliliğine, oksijen yeterliliğine varıncaya kadar bütün veriler burada kayıt altında. Bu sistemi buna entegre ettik. Ayrıca bütçe izleme sistemini kurduk. Aslında daha önce tamamen tahsilat esasına göre kurulmuş olan bütçe izleme sistemi bu devre dışı bırakılmak suretiyle, ki bu yanlış bir sistem çünkü tahsilat esasına gelinceye kadar bazen 3 ay, 5 ay, 6 ay geçiyor. Ödeme yapılmadığı için mal alınıyor fakat ödemesi yapılmadığı için bu aynı zamanda kamu şeffaflığı açısından da bir problem teşkil ediyor. Sayın Daire Başkanım çok iyi bilir. Yani kamu şeffaflığı ve halkın veya satıcıların, piyasanın devlete güveni açısından son derece problemli bir meseledir. Kayıt dışında olduğu için kimin ödeme yaptığını, kimin ödeme yapmadığını, kimin malı alıp almadığını bilemiyorsunuz. Sadece son gün malı teslim daha doğrusu faturayı teslim ettiği gün bunu fark ediyorsunuz ama iş işten geçiyor. Bunun yerine tahakkuk esasına göre bütçe izleme sistemini entegre ettik. En önemlisi bu çalışanların performansını ölçecek otonom bir sistem kurduk. Yani burada hata yapan taşınır memurları, taşınır amirlerinin hatalarını otomatik olarak tespit edip onlara puan veren ve aynı zamanda karnelerini oluşturan bir mekanizma kurduk. Ve burada kimsenin eli değmeksizin, yani iradi bir tasarruf söz konusu olmaksızın kişilerin otonom olarak karnesi tespit ediliyor. Bunların terfisinde, tayininde, ödülünde bunlar fevkalade önemli bir belge olarak karşımıza çıkıyor. Ben şimdi Sait Hocam, daha yavaş yavaş toparlayalım. Yani genelde sunumcu 30 dakika, bilemenin 40 dakika en fazla. Süre doldu gibi. Ne yapalım? Hocam ben birkaç tane kazanımları hızlı bir şekilde arz edeyim, bitireyim müsaade ederseniz. Eyvallah, buyurun. Biraz hızlı bir Çünkü şekilde arz edeyim. müzakerecilerimiz var. Tabii ben özür diliyorum Evet. hepinizden. Konu aslında çok uzun ama bunu kısa sürede anlatmaya çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar hızlı arz etmeye çalışıyorum. Sayın hocam çok detaya da girmeyeceğim ama. Slaytları da paylaşırız. Makaleyi de paylaşırız sonradan. Tamam. Eksikliği burada tamamlarız. Bir de müzakerecilerden sonra da yine size söz Tamam. hakkı Tamam olacak. kıymetli Burada da hocam. tamamlayabilirsiniz. Tamam sayın hocam. Şimdi birinci kazanımımız şu. Kurumdaki bütün demirbaş, makine, cihaz, araç, gereç ve tüketim malzemelerinin sanal depo üzerinden sevk, idare, dağıtım ve kontrolünü sağladık. Tüketim malzemeleri derken şunu arz ediyorum. Sarf malzemelerini de kontrol altına aldık. Eskiden keyfi ve lüzumsuz ve nereye gittiği belli olmayan bir tüketim malzemesi, tüketimi harcaması söz konusuydu. Bunu kayıt altına aldık ve çok objektif bir sistem kurduk. Tasarruflarımızı Ar-Ge inovasyon ve eğitim faaliyetlerine transfer ettik, verimli kullanır hale getirdik. Maliye Bakanlığı 2024 yılında Katü'de yapmış olduğu bir kongrede bu sistemi iyi uygulama örneği olarak bütün kurumlarına tavsiye etti. Bu çok önemli bir kazanımımız. Diğer taraftan 2019 yılında daha işin başındayken acemi vaziyetinde ilkel halindeyken
Üniversitemizde YÖKAK'tan 2019 yılında kurumsal dış değerlendirme programı çerçevesinde gelen takım bu konuyu inceledi. Sonuç itibariyle şunu ifade etti. Akıllı lojistik yönetim sisteminin Türkiye'de tüm kurumlara örnek teşkil edebilecek düzeyde bir çalışma olduğunu ve günümüzde tasarruf tedbirlerine ciddi şekilde ihtiyaç duyulduğunu, aynı zamanda iyi uygulama örneği olarak raporda belirtti. Bunları aynı zamanda üniversitemizde paylaştı, bütün üniversitelerle paylaştı. Diğer bir kazanımımız, Kültür Bakanlığı'nca 2023 yılında telif hakkı belgesi verildi. Yine aynı şekilde patent araştırma merkezine başvuru yapıldı ve patent başvurusu incelemeye alındı. Yenilik olduğu konusunda karar verildi. Patent henüz alınmadı ama önemli bir noktaya geldi. Sanayide uygulanabilir olarak görüldü. Yani sanayide yenilikçi bir patent olarak ifade edildi. Bir başka kazanımız üniversitemizin 2022 yılında ve 2023 yılında etki sıralamasında Times'ın aşağı yukarı binlerce dünya gelişmiş üniversiteleri arasında 101 artı bandına yerleşen bir proje olduğunu burada teyit edildi. Türkiye'de de bu ikinci oldu. Yani bu özelliği, yani akıllı verimli tüketim ve üretim noktasında derece almamızda çok etkili olan bir faktör olarak karşımıza çıktı. Sistemin bir diğer kazanımı, Sanayi Bakanlığı'nın 2022 yılında düzenlediği 8. Verimlilik Proje Ödülü yarışmasında 593 proje başvurusu arasında kamu kategorisinde ikincilik ödülünü aldık. Ve sonuçta bu sadece sayısallaştırılabilen tasarruflarımızı yıllar itibariyle arz ediyorum. 2019, 20, 21, 22, 23 yıllarında toplamda 23,5 milyon civarında bir tasarruf sağlanmış oldu o günkü değerler itibariyle. Ben sabrınızı çok zorladım değerli katılımcılar, değerli büyüklerim. Lütfen hoşgörünüz. Hepinize sağlık, afiyet diliyorum. Teşekkür ediyorum sabrınızdan dolayı. Değerli katkılarınızı bekliyorum. Saygılarımla. Evet, ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun, arkadaşlarımız da alkışlıyor. Tabii. Artık sanal alkışlama böyle. sağ olsunlar. Şimdi usulümüz mucibince, gereğince ben de araya girmeyeceğim. Müzakerecilere söz vereceğim. 5'er dakika oluyor. Hadi bilemedin 6 dakika falan. 7 dakika olur en fazla. Çünkü zamanında da bitirirsek iyi olur. Sait Hocam, bu projenizi duyunca dedik ya, bunu yukarılara, özellikle tasarruf tedbirleri de gündemde olunca ve işte tasarruf tedbirleri de her zaman alınıyor. Çok da kimsenin umurunda olmuyor. Çünkü işte sizin önerdiğiniz gibi gerçekçi, ayağı yere basan ve uygulanmış, model haline gelmiş şeylerden haberimiz pek de olmuyor. Niçin yaygınlaştıramıyoruz? Niçin yetkililer böyle bir modele sahip çıkmıyor? Biz bazı yukarıda yetkililere bu arada siz de teşvik ettik. Siz de gittiniz. Biz de bazı yetkililere ulaşmaya çalıştık. Uğraşıldı bu bir iki ay içerisinde. Sonra dedik ki ya, önce bir kendi içimizde konuyu anlayalım. İçimizden arkadaşlarımız belki daha ciddi bir şekilde ele alırlar ve bunu bir makalesini, haberini yapalım dedik. Kamuya mal edebiliriz. Bugün de yetkili arkadaşlarımız, vekillerimiz, valilerimiz var. Onlar da haberdar oldular.
Şimdi sıra kimde müzakereci olarak? Mehmet Arslan hocamı görüyorum. Mehmet Evet. Dönmez hocamı, başkanımı göremedim şimdi. Uygun görürseniz Mehmet hocamdan başlayabiliriz, Evet. değerli hocam. Evet, 5 dakika Mehmet hocam. Sait hocam gerçekten o kadar zevkle dinledim ki daha önce de makaleyi göndermiştiniz inceleme fırsatım olmuştu ama bu sunumunuz gerçekten beni hem etkiledi hem de heyecanlandırdı. Beni ta eskilere götürdü. Allah razı olsun. Üniversiteye geçmeden önce vergi müfettişi bugünkü adıyla görev yapıyordum. Mal müdürlüklerini teftiş ediyoruz. Bir mal müdürlüğüne gittim. Araç var, şoför yok. Bir başka mal müdürlüğünde şoför var, araç yok. Tabii bunları değişik daha aynı anlattığınız vecihiyle demirbaşlar olsun, elemanlar olsun, araç gereçler olsun. Yani o kadar farklı şekilde kullanıyor ki israfın haddi var, hesabı yok. Mehmet hocam, biz Raporlar yazdık. özür dilerim, bu şeyde bu projeyi nasıl yukarıya Evet. taşıyabiliriz? Bunun için ne yapmak lazım? Yani Türkiye'deki Evet, israfın boyutları falan belli fazlasıyla. evet. Hakikaten aslında uzun da anlattı, vaktini çoğunu Evet. oraya sarf etti. Biz aslında projeyi Özür daha çok diliyorum hocam. anlatsın istiyorduk. Hocam şimdi gerçekten biz de aynen bu projeler gibi raporlar yazdık. İşte bu şekilde olması gerekiyor. Mükerrer alımlar olmaması, ihtiyaçlar günün şartlarına göre olması, yani malzemelerin yerli yerinde kullanılması şeklinde raporlar yazdık ama maalesef sıkıntı sadece raporu yazmak ve bir yerlere bildirmekle geçiyor. Belli birimler bunu uygulamakta ya imtina ediyor veya işine gelmiyor veya yapmak istemiyor. Şimdi bu söylenenler, yazılanlar gerçekten öyle güzel çalışma ki yani bir nevi tohum hükmünde, yani Sait Hocam'ın bu çalışması tohum hükmünde inşallah yeşerir ve bütün birimler bu şekilde hareket eder. Bu israf ve iktisat konusu Allah'ın rızasını gözeterek vicdani bir sorumluluktur. Yani herkes bunu becermeyebiliyor, o yük altına girmeyebiliyor. Şimdi Sait Hoca bu projeyi hazırlayıp uygulamaya koyana kadar, sonuç alana kadar öyle tahmin ediyorum ki öyle büyük sıkıntılar, engeller önüne çıkmıştır ki tahmin edemiyorum. Yani bu da nereden çıktı? Başka derdin yok muydu? Yani daha neler neler. Yani bunları en küçük birinden, yani kişinin kendi şahsından, ailesinden, bulunduğu çalıştığı birimden, belediyeden, devletten daha da ötesi devletlerin de buna eğilmesi gerekiyor. Yani şu anda bugünkü ülkemizin özellikle içinde bulunduğu sıkıntı Sait Hocam o kadar güzel anlattı ki gerçekten o paragrafları dikkate alsalar bugün enflasyon resmi rakamlarla %60-70 değil de belki 3-5 veya gelişmiş ülkeler gibi 1-2 olurdu. Yani yeter ki aslında ülkemizin kaynakları fevkalade iyi ama verimli kullanamıyoruz. Ve bunu da sürekli vergilere yansıtmaya çalışıyoruz. Ve insanlar da bu israfı gördükleri için vergi verme konusunda da imtina ediyor. Yani vergiyle ilgili gerekli çalışmaları da bu minvalde değerlendirmek gerekir. Sait Hocama çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha büyük çalışmalar olur ve Estağfurullah. uygulamaya konulur. Herkes rahat eder diye düşünüyorum. Zamanımı aşmayayım. Çok teşekkür ederim. Bütün katılımcılara hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Mehmet Hocam, bu değerli katkılarınız için teşekkür ederim. Şimdi tabii gelecek müzakerecilerden. Mehmet Dönmez hocamız, Mehmet Dönmez Bey konuşabilir. Buyurun Mehmet Bey. Söz sizde. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sayın Hocam, benim sınıf arkadaşım Siyasal Bilgiler Fakültesinden.
Bu çalışmasını fevkalade yani epeyden beri görüşüyoruz bu konuyu. Kendisiyle müzakere ediyorduk. Bu sunum konusunda kendisi sağ olsun bizi de davet etti. Tebrik ediyorum. Gönderdiği metinleri ben de okumuştum, incelemiştim ama bu sunum çok daha detaylı, çok daha güzel oldu. Allah razı olsun. Bunun uygulanacağı konusu var tabii. Bizim Sayıştay'da ben emekliyim tabii. 4,5 senedir emekliyim. Ama biz görevdeyken de bugün de Sayıştay denetçilerimiz bu konuları incelerler. Gittikleri yerlerde bunları tespit etmeye çalışırlar. Fakat bunu ne yapıyoruz? Bunu rapor halinde biz Büyük Millet Meclisi'ne bildiriyoruz. Oradan tedbir alınması gerektiğini şey yapıyoruz. Tabii bu kadar belki detaylı, bu kadar spesifik bir konu değildi. Ancak işte belediyelerin denetiminde belediye meclislerine bildiriyoruz. Yani alıyoruz kararları, raporları, onlara bildiriyoruz. Tedbir almalarını istiyoruz. Bir müeyyidesi maalesef yoktu. Çok güzel bir, çok kısa bir anekdot hatıramı anlatmak istiyorum konuyla ilgili. 2006 yılında biz yaklaşık o 20 kadar Sayıştay üyesi Amerikan Sayıştay ile bir ortak çalışma yapmak üzere Amerika'ya gittik. Washington'da Sayıştay binasında bir 10 gün kadar bir ortak çalışma yaptık. Daha doğrusu onlar bize oranın çalışma sistemini anlattılar. Biz de karşılıklı sorular sorduk, cevaplar aldık falan. Şöyle bir konu oldu, çok kısa bir özet. Biz de sorduk biraz daha yani bu tip şeyleri de. Onlar bir örnek olarak anlattılar. Dediler ki bir hastanede bir tomografi cihazı varken ikinci ve gereksiz bir tomografi cihazının alındığını tespit ettik. Bunu raporladık ve onu alan hastane yöneticisi derhal görevinden alındı dediler. Yani bu gereksiz israf olacak ikinci bir tomografi cihazını alan yönetici derhal görevinden alınır. Şimdi Türkiye'de böyle bir şey hiç olmaz. Olmadı yani. Dolayısıyla yani bir müeyyidesi yok. Müeyyide olmayınca da bunun çözümü yok. Yani irade gösterilmesi lazım. Yöneticilerin bir irade ortaya koyması lazım ve bunu Said Hocam'ın anlattığı sistemin bakanlıklara uygulamaya konulması lazım. İsrafın önlenmesi lazım. Şöyle bir itiraz gelebilir. Efendim şeylerin de yaşama ihtiyacı var. Bu malzemeleri satan esnafın, tüccarın da yaşama ihtiyacı var. Öyle bir sefer alıp da bir daha almazsanız bu adamlar ne satacaklar, nasıl geçinecekler yani? Onların da yaşamaya ihtiyacı var, kazanmaya ihtiyacı var, ekonominin çarklarının dönmesine ihtiyacı var. İsraf da olsa, fazla da olsa, gereksiz de olsa alınsın ki ekonomi çarkı dönsün diye bir savunma da gelebilir yani ben size söyleyeyim. Tıpkı bizim evimize ihtiyaç olmayan malzemeleri, elbiseleri değil mi? Alıyoruz, bir daha alıyoruz, bir daha alıyoruz. Niye ekonomi çarkı dönüyor? Bu da denebilir ama hem aile ekonomisinde hem memleket ekonomisinde israfın önlenmesi şarttır. Aksi takdirde hocamın isabetle belirttiği gibi borçlanma sistemine gidiliyor. Devlet borçlanmak zorunda kalıyor bu harcamalar için ve faizle, yüksek faizlerle borçlanmak zorunda kalıyor ve bütçe bir türlü denkliğini tutturamıyor. Evet, hocama tekrar teşekkür ediyorum. Yapılacak şey bu sistemi bütün bakanlıklarda ve üniversitelerde, belediyelerde uygulamaya koymaktır. Bunun için de yukarıların ikna edilmesi gerekiyor. Yani inşallah bu şeyler, bu tip çalıştaylar, bu tip şeyler bakanlıklarda tekrar edilir, yapılır. Sayıştay da bu konuda ciddi katkı sunabilir. İnşallah bugünkü yönetimle ortak çalışmalar da yapılabilir. Sunumlar yapılabilir ve bakanlıkların uygulamaya konulması gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Arz ederim. Sağ Ben olun. teşekkür ederim. Mehmet Bey çok teşekkür ederiz. Sağ olun bu güzel katkı için. Şimdi söz almak isteyenler var. Ziyahattin Akbulut. Sayın Valim buyurun. Söz sizde. Sonra Erhan Efendim. Şen'i vereceğiz. Erhan Bey'e.
Efendim, ben de çok teşekkür ediyorum Sayıt Hocama. Gerçekten güzel bir uygulama ve devletin bütün kademelerinde yapılması gereken bir uygulama. Ben somut bazı bu projenin bütün kamuda uygulanması için önerilerim olacak. Bir tanesi, hatırlarsınız, 97 yılında merkezi bütçe uygulaması getirilmişti. Zaman hükümeti tarafından rahmetli Erbakan Hoca ve rahmetli bu Kars milletvekili sonra bakanlık yaptı. Böyle bayağı tepki almıştı. Ben o zaman Konya valisiydim. Ama gerçekten bu sistemin bütün Türkiye çapında, yani bir merkezi havuz oluşturuldu. O merkezi havuzdan para dağıtımı yapıldı. Böyle bu sisteme biraz benziyor kısmen. Ve dolayısıyla böyle gereksiz harcamalar veya ödenek talepleri önemli ölçüde önlendi. Bir başka kuruma, her kurumun ödeneği orada toplandı ve oradan dağıtıldı. Bir havuz sistemi getirildi. Biraz bu sistemi şey yapıyor, andırıyor. Asıl mesele şunu ben hocama önermek istiyorum. Bu güzel, yani Bartın Üniversitesi'nde de başarıyla uygulanmış. Bütün Türkiye'de bütün kamu kuruluşlarında uygulanabilmesi için bence bir yasal düzenleme lazım. Yani yasal düzenleme olmadan kurumlar inisiyatif kullanmazlar. Yani kurumların, amirlerin inisiyatif kullanması için yasal düzenleme lazım. İkinci önerim, Bartın'ın çok Türkiye'deki diğer illere göre büyük bir şansı var. O şans da şu anda bir bakan çıkardı Bartın. Yılmaz Tunç, Sayın Yılmaz Tunç, Adalet Bakanı. Bu Sayın Bakanım bugün ben bir vesileyle yanındaydım. Böyle çok muhabbet ettik. Yani orada da yakinen müşahede ettim. Ülke meselelerine, millet meselelerine çok yakın ve çözüm üreten bir insan. Bu yeni çıkacak adalet reformu yasasında önemli konulardan bana bahsetti. Bu aile yapısı ile ilgili, boşanmalarla ilgili benim önerilerim oldu. O da katkıda bulundu. Dolayısıyla o bir şans. Ben şunu öneriyorum. Yani Sayın Bakan çok sık Bartın'a geliyor, gelmek durumunda bir siyasetçi olarak. Sayın Rektör bir randevu alsa, bir üniversiteye davet etse, bir yarım saat, bir saat zaman ayırır kendi vilayeti, kendi üniversitesi olduğu için. Bir defa Sayın Yılmaz Tunç ile işe başlamak lazım. Ona bu konuda, bu kadar uzun tabii zamanı olmaz siyasetçilerin. Sayit Hocam böyle 15-20 dakikada böyle bu konuyu kendisine arz etmek ve önerilerde bulunmak. Yani bu çok önemli. Yani bu bütün kamu kurumlarında uygulanması için müşahıs genelge mi, kanun mu? Bence bir cumhurbaşkanlığı genelgesiyle bu iş çözülebilir. Yani biliyorsunuz kanun ve kararnamelerle cumhurbaşkanlığı, eğer parasal şey yoksa, tarafı yoksa, cumhurbaşkanlığı kararname yetkisi var. Onunla çözülebilir. İkinci konu Maliye Bakanı. Maliye Bakanı malum, Maliye Hazine Bakanı bütün bu harcamalardan, israflardan, ekonomiden, bütçeden sorumlu. Ama bunun üstünde bir bütçe Cumhurbaşkanlığı, Bütçe İdaresi Başkanlığı var. Cumhurbaşkanlığı bütçe Plan Bütçe İdaresi Başkanlığı var. Planı Evet. yok galiba, Bütçe İdaresi. Biz onun binasında şu anda çalışıyoruz. Bu bütçe idare, İbrahim Bey, bu başkanla bir konuyu ikinci defa konuşturmak lazım. Üçüncü aşama, İbrahim Bey, Mehmet Şimşek ve Türkiye'nin ikinci adamı Sayın Cevdet Yılmaz Bey, Cumhurbaşkanı yardımcısı. Zaten bir tane yardımcı var. Bu zaten bu israf genelgesinin
genelgesini Maliye Bakanı ile beraber bütün şeye söyleyin kamuya ve halka deklare ettiler. Uygulamasından da bir yerde Maliye Bakanı ile beraber Cevdet Bey de sorumlu bir durumda. Cevdet Bey çok çok iyi bir ekonomist. Yani maliyede, bütçe plan komisyonunda, planlama biriminde çok emekleri oldu. Yani o çok rahatlıkla yarım saatini bu işe ayırır. Yani onun şeyiyle, onun da devreye girmesiyle ben bir yasal çözümle veya bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu konunun bütün kamu kurumlarında uygulamaya sokulabilmesinin mümkün olduğu kanaatindeyim. Ama Sayın Yılmaz Tunç ile iş başlamalı Sayın Hocam. Teşekkür Anladım. ediyorum. Çok güzel katkılarda bulundunuz gerçekten. Yani Estağfurullah. bütün israfı önleme şey değil, bu projeniz sizin. Kamudaki bütün israfı önlemez abi. Önlemez. Yani bunun dışında başka çok israflar var. Şimdi burada Muhakkak. zamanımız çok, yani bu Evet. sadece depolarla ilgili değil bu iş. Depolar bu işin belki üçte biri, beşte biri, ama başka alanlarda çok büyük israflar var. Bu genelgeyi bir okuduysanız, ki okumuşsunuzdur, orada bir sürü alanlardan bahsediyor. Yani devleti, ama bununla işe başlamak lazım. Bu çok somut, müşahhas olabilecek, uygulanabilecek bir sistem. Çok teşekkür ediyorum. Ben Tebrik teşekkür ediyorum ediyorum. Sayın Valim. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Evet, çok güzel katkı oldu. Bakın Sait Bey, önünüz açıldı. Not Yani aldım hocam. bakanınız da var. Daha ne yani, aşamalarıyla Ziyaettin Bey bu konuda danışmanlık yapmaya hazır. Estağfurullah. Dolayısıyla biz de inşallah elimizden geleni yaparız. Bu konuda sizin ilginç bir rüyanız da vardı. Yani ben inanıyorum ki bu konu amacına ulaşacak. Şimdi İnşallah. hemen zamanda ilerliyor. Çok zaman şey yapmadan da bitirelim. Bir iki kişiye daha bir ikişer dakikalık söz verelim. Erhan Şenel Bey galiba el kaldırmış. Selamünaleyküm. Tanıtırsanız kendinizi memnun oluruz. Hayırlı akşamlar. Erhan Hayırlı Şener. akşamlar. 10 yıldır Bartın'dayım. Kuvvettürk'de çalışıyorum. Sait Hocam'la üniversiteden tanışıyoruz. Çok değerli bir hocamdır. Sizden değerli olmasın. İnşallah. Sunumları için teşekkür ederiz kendilerine. Çok değerli vakitlerinizi ayırdınız bugün. Ben de katıldım. Çok memnun oldum. Mutlu oldum açıkçası. Sayın Valimin sözlerine katılıyorum. Hani burada devlet yoluyla bir şeyler yapılırsa tabii ki daha güzel şeyler olur. Ama benim orada dikkatimi çeken farklı bir husus var. Tabii ki Sait Hocam sunumun başında insandan bahsetti ve insan olduğumuzdan dengelerden bahsetti. Burada nefis devreye giriyor. Osman Hocam yani üstadım. Nefis devreye girdiği yerde, insanın olduğu yerde, nefis devreye girdiği yerde bu tarz sistemleri uygulamak biraz nasıl diyeyim hani arka plana atılıyor. Böyle göz ardı ediliyor. Çünkü o sistemlerde mutlaka bir şeyler oluşabileceğini düşünüyor insanlar. Yani nasıl ifade edeyim bilmiyorum. Hani bu sistemi uyguladığımızda kurulu bir düzenin işleyişine bir çomak sokmak gibi bir şey diyeyim. Hani sözüm meclisten dışarı. Açıkçası ama bunun Sayın Valimin dediği gibi devlet eliyle olursa çok daha yararlı olacağını düşünüyorum. Naçizane fikirlerim bu yönde. Çok teşekkür ediyorum. Erhan Bey, Hepinize. Gülkan Bey buyurun, sizi dinleyelim. Gülkan Hocam, kendinizi tanıtarak bir iki dakikada Selamünaleyküm. Çok bitireyim. kısa kıymetli hocam. Gülkan Ergen, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Eğitim Fakültesindeyim. Tabii ki eğitim bilimci olarak ne diyeceğimi tahmin edeceksiniz sanıyorum. Önce Sait Hocam Allah razı olsun harika, çok kıymetli. Sonra da şu hocamın bu sistemle birlikte değerli konuklar Hazirun, zihinsel dönüşümü gerçekleştirmeden, insanlarda bu bilinci oluşturmadan bütün bunlar sadece dışarıdan bir denetimle asgari olarak mümkün olacaktır. Azamisi için bilince ihtiyacımız var.
Yani eğitim yönüyle de tedbirleri beraberinde düşünmemiz gerekiyor. Sayın Valim takdir ederlerse aynı zamanda Milli Eğitim Bakanı'yla da görüşmek gerekir bu konuyu. Yani bu bakımdan bilinç oluşturma adına. Çünkü değerli konuklar, biz kendimizi denetlemeyi bilmeyince hiçbir şey çare etmiyor. Yani her şeyin farklı formülü bulunuyor. Bu dönüşümü gözümüze adeta soka soka, yani suyu böyle kullanırsak ne hale alacağız? Bunları canlandırarak görsellerle vesaire bir bilinç oluşturma gayretini ayrıca destekler mahiyette girmek gerekiyor. Dediğim gibi dışarıdan denetim asgari olanı sağlıyor yasalar gibi. Yasa benim hayır yapmamı emretmiyor. O benim gönlümün işi. Yasa bana sadece hak yemememi, asgari olanı denetliyor. Kısacası biz bu gönül, bu bilinç kısmında mutlaka ele almalıyız. Söylenecek çok şey var. Allah razı olsun. Bu kadarla imtina edeyim. Hakkınızı helal edin. Çok memnun oldum. Allah razı olsun. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Galiba başka söz alan yok. Biz Maarif platformu olarak Maarif'le ilgili programlar yapıyorduk. Bu bir istisna oldu ama Gürkan Ergen Bey ile Erhan Bey de bu işin esasının Maarif, irfan sahibi olmak, eğitimi kutsalların dahil olması gerekir. Eğitimi marifleştirmemiz lazım. Seküler yapıdan dünyevileşmiş, menfaate dayalı yapı bu ranta dönüştüğü için insanlar böyle bir yapıya geçmek istemiyor. Menfaatler kesileceğinden bu kadar açık gerekçe varken direnç ve bürokrasi daha da yozlaştırıyor. O bakımdan yani olayın yani güçlü bir irade ve çalışma gerekiyor. İnşallah biz yine elimizden geleni göstereceğiz. Ziyaettin Bey bu konuda iyi bir formül sundu. Hani biz de Sait Bey'le arkadaşlarla düşünüyorduk bunu nasıl yukarılara ulaştırırız diye. İnşallah bu yönde çabalar sürecek. Herkese Allah razı olsun. 1,5 saattir program devam ediyor. Teknik ekip olarak Mehmet Ali Bey'e, Fatih Mehmet Coşkun'a çok teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Mehmet Ali Bey bir şey söyleyecek misiniz arka planda? Evet, o da açık yayını durdurdu. Böyle.